Kitabça nömrə ekstra nömrə 2-də sınaq MK 9-dakı səhvlərə gəlin baxaq. Ha. 5-ci sualdan başlayaq. 5. Bir dəqiqə. 5-də nə deyildi? Passive voice-dakı düzgün cümləni, cadsız cümlələri seçin olmalı idi burada. Neyse. Biz nə axtarırıq? Passive voice-dakı deyil, düzgün cümləni seçsin. Deyil, biz to be üstə gəl. Fe'lin üçüncü formasında da axtarmaq. Görə hansı variantda? Be üstə gəl, verb üstə. Birinci A variantı, yəni birinci variantı baxdıqda, bu arada to be-dən sonra fikir verirsən, full orada sifətdir. Deyir ki, dünən tərcümə edilmiş məqalə məlumatla doludur. Biz de to be-dən sonra verb üstə axtarırıq. Verb varsa məcnundur, yoxdursa yəni nə deyim, məcnund nədir? Sayılmır. Yaxşı mı? Bu variantı axtar. Görə hansı variantı? İkinci de var mı? Var. Bak, has been taken. Uşağı aparıblar, forever gəzməyə aparıblar. Be verb var mı? Var. Eyni şey bir de harda var? Dördüncü variantda var ki, have you ever been scolded by the teacher? Ve şey, sen hiç müəllim tərəfindən danlanılıbsan mı? Orada be verbis, been scolded, be verbisine de işaretini ödüyor. Ama üçüncü variantta ise, üçüncü variantta burada to be var ama been var, yani to be var ama to be'den sonra have orada sifatdir. Yaxşı mı? Burada have sifatdir. Yani verbis değil. Have orada sifatdir, verbis değil. Daha doğrusu zərfdir. Sifat yok, zərfdir. Yani biz ne aktarır? Bir verbüs aktarır. Bir verbüs de harda var. İki de var. Bir de dört de var. Bir dört de var. Növbəti altıya baxaq. Tam altıncı suala baxaq. Altı ne soruşur? Bizde de kompleks objektdeki düzgün cümleleri nedir? Seçim. Yani kompleks objektdeki düzgün cümleleri seçim. Yani kompleks objektin quruluşu neydi? Verb 1 plus object plus verb 2 quruluşuna biz ne deyildi? Mürəkkəb tamamının quruluşu deyildi. Baxıram A variantına, birinci variantına baxıram ki, verb 1'im var, verb 2'im var. Ama neyim yoxdur ortada? Objektim yoxdur. Objektim yoxsa da bu mürəkkəb yox. Sadə tamamdır. Yani bir deyil. İkinciye baxıram. Verb 1'im var, you objektim var, to speak'te verb 2'im var mı? Var. O zaman ikinci doğrudur mu? Doğrudur. Üçüncüde de yine bak verb 1 object verb 2 quruşu var ya üçüncüde de. Olsa ki mod üçüncü kateqoriyədir. Ondan sonra ne işlənməlidir? To verb 1 işlənməlidir. Yani burada speaking yok, to speak olmalıdır. Yani burada yanlış olan quruş sərfdir yani. To speak olan bu getdi. Dörtte de yine verb 1 object verb 2 quruşu var. Ama C'den sonra to işlenmez. C'den sonra ya sadi ya da aynı zile fiil işlenmezdi. C ikinci kategori fiillere neydi? Dahildi. Beşinciye baktıkta yine verb 1, you, object, to enter'de verb 2 var mı? Var. Ha, beş de düzdü mü? Düzdü. Yani de, I expect you to enter the best university. Senin en yaxşı üniversiteye gireceğin. Bir nedir? Gülüşü. Yani verb 1, object, verb 2 kuruşu. Birden başka dört variantı. Dördünde de var idi. Ama düzgün yazılışlar hansında var? 2'de 5'te var. 2, 5. Sonra növbəti. 9'a baxaq. Dakika. 9. 9'da burada since'i görürsünüz. Ha? Since'den sonra hansı zaman işlenir? Keçmiş sadə zaman işlənirdi. Qarşısında nə işlənirdi? Ya indiki bitmiş ya da keçmiş bitmiş zamanlardan hər hansısa biri işlənirdi. Baxın, həmin qaydanı tətbiq eləmək lazımdır ki. Tense agreement. Since'in qaydası. Since'den sonra nə işlənir? Ya zaman zərfi işlənir ya da keçmiş sadə zaman cümlə işlənirdi. Since'in qarşısında ya present perfect ya da past perfect zamanlardan hər hansısa biri işlənirdi. Since'den sonra burada keçmiş sadə yazım. Qabağında nə işlənirdi? Bitmiş zamanlarda hər hansı biri. Yani bak bu variantlara göre hansıda bitmiş var? A'da yoktu, C'de yoktu, B'de yoktu, D'de de yoktu. Bitmiş bir tane hansı variantta var? Y variantında var. Hasn't been able to drive olacak. Deyiş, o 21 yaşından beri maşın sürebilir. Hasn't been able to drive. Sonra növbəti suala baxaq. 9'a baxdıq. 10. sual. 10. sifət və zərfinə bağlı bir şeydir. Düz bunlar bu mövzu düşmür qəbula son illərdə. Amma belə qaydası nədir? Belədir ki, Paul tesisdə su, Paul Spoon dadına baxdı.
Bir de çünkü de o istiydi. Sonra de sub dadırdı nemlidese. Bak bir var test feilini, test feilini. Bir dadı gelmek için işte desen. Bir de var dadına bakmak için işte desen. Dadına baktı deyirəmsə burada hərəkət olduğu üçün burada ne yazarım bu boşluğa bir boş var. Zərf yazarım. Paul Spoon dadına baktı. Hərəkət varsa zərf yazarım. O da carefully yok carefully variantlarından biri olacağım. Çünkü zərf carefully diye bir şey yoktu. Bunu silin geçsin. Carefully, carefully. Bu iki variantdan biridir. Paul Supun dadına dikkatle baktı. Zərf feili tənidir. Sonra ikinci saniye. İndi ikinci cümleye bakıyorum ki, deyir ki supun dadı gelirdi. Dadı gelirdiyse burada hareket yoktu. Bir var hareket ola, bir de var hareket olmuyor. Hareketsiz feillerle, yani burada İngilizce state verb, linking verblerle ne işlenir? Sifat işlenir. Peki supun dadı gelirdi. Dadı gelirdi diyelimse burada artık sifat işlenir. Mesela gözel dadı, şirin dadı, acı dadı gelirdi. Orada sifat işlenir. Ve biz de bilir ki good sifatli, well deserved. Yani veri yok neye götüreceğim? Good olan variant götüreceğim. Doğru cevap da B variant. Dadı gelmeye anlamında sifatla, dadına bakma anlamında zerfle işlenecek tesis feyli. Bunu eyni şey simel feyline de ait. İyi gelmeye anlamında sifatla, iyileme anlamında zerfle. Yaş ona da baktık. 18 var. 18'de deyir ki Mətnə əsasən Karib Hinduları were finally defeated by. Nəhayət ki məğlub oldular. Nəyə məğlub oldular? Orada cavab olaraq A variantı götürmüşük ki sickness xəstəlik, forced labor zorakı işə görə, yəni əmək yükünə görə nə deyir? Məğlub oldular. Bu mətndə bu hissədə var. Yəni Karib Hinduları heç kəs məğlub eləmir, amma nəhayət ki nəyə məğlub olurlar? Deyir ki buradan tuta bilərsiniz. İspanlar deyir ki 15-ci əsrdə 15. əsrdə gəldilər. Unfortunately, bədbəxtlikdən onlar özləri ilə disease, xəstəlik daşıdılar. Hansına ki, qarşı Hinduların immuniteti yox idi. Və deyir, çox Hindu succumbed, yoluxdu Avropa xəstəliklərinə və others, digərləri də öldülər. Ağır iş yükündən, üzərlərində olan ağır iş yükündən nədir? Öldülər. Yəni, xəstəlikdən öldülər, bir de işləməkdən nədir? Öldülər. Yəni, nəyə məğlub oldular? Xəstəliyi və işləməyə məğlub. Cevap olur ne? Avar. Bu hansı testler? Ekstra var diye. Ekstra. Kitapta nömrə ekstra 2 vardı. Onu testlerdi. Tamam bu bitti. İndi geldiğin növbəti. MK 10'dan kimin səhvləri varsa versin. Ha. MK 10'dan suallara bakalım. Birinci sual. Burada zaman budak cümlesine bağlı bir sualdı. Bağlayıcımız af dedi. Zaman bağlayıcısıdır. Zaman budak cümlesi uzlaşma kaydalarımız neydi? İndiki indiki, keçmiş keçmiş, bir de geleceği indiki. Ama geleceği biz ara yazırdı? Baş cümle. Yani budak cümle geleceği yazmıyor. Budak cümle hansı taraf sayılır diye soruyorsunuz. Ya da sen budak cümle bağlayıcıdan sonraki taraf her zaman budak cümle nedir sayılır. Budak cümle geleceği yazmıyor. Yani geleceği ara yazırdı? Baş cümle yazır. Yaxşı, belə deyim. Onda geleceği olan variantı silerim de S variantı getdi. Sonra A variantı repairs indiki look'da keçmiş zaman olmaz diye silerim. Yani indiki keçmiş A'nı repairs indiki look keçmiş yani keçmiş indiki olmaz diye silerim. Seni ona göre silerim ki bu da cümle gelecek zaman yazmazsan. Geleceği baş cümle yazarsan. Kaldı B, D, Y variantları kalır ki. Kesmiş, 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 müxtəlif variantlar var, kalır. Biz yazıya ise böyle bir şey demiştik. Adı neydi? Demişti ki zaman budak cümlesi gelecek zamanla ve bitmiş zamanlar ne de işlenmez. Ne gelecek zamanlar ne de bitmiş zamanlar işlenmez. Ama istisnamız neydi? Budak cümlemizde ne geleceği ne de bitmiş zamanlar işlenmezdi. Bir tane istisnamız var idi. Afteden sonra əksinə biz keçmiş zaman varsa götürə bilərik. Baxın bu qaydaydı.
Yani bir de taşlar ya. Zaman bu daha uzun. Mesela uzlaşma kaydalarını izleyelim. Bak. İndiçiyle indiçi, geleceğiyle indiçi, bir de kesmişle kesmiş uzlaşma. Ama biz geleceği hara yazırdı? Baş cümle yazırdı. Bağlayıcıdan sonra iki tarafa geleceği yazmaz. Mesela burada ikinci tarafta yazmış ama füüsen üzerine hesseymiş. Yani burada sak derdi. Yani bağlayıcıdan sonra iki tarafa geleceği yazmaz. Bir de bu da cümle ne işlenmedi? Present, past, future, perfect. Yani bütün bitmiş zamanlar işlenmedi. Yani bu da cümlede bütün bitmişler yanlış idi. Bu daha da bütün bitmiş de yanlış idi. Başta ise indiki bitmiş zaman neydi? Yanlış idi. Ama bir tane istisnamız var işte. Bu daha cümlede biz bitmiş zamanlardan yegane çetmiş bitmişi her üstte bölgüsü harda işledebiliriz. After'den sonra işledebiliriz. Ondan madem ilerisi normalde başka bir bağlayıcı olsaydı ben burada beynen yeni silerdim. Ama silebilmirim bu halde. Çünkü after'den sonra biz çetmişi işledebiliriz. Onda kesmiş bitmiş bu tarafta ise ne işletmeliyi? Kesmiş sade işletmeliyi. O da hansı varyantta var? B varyantında var. Birinci after'den sonraki tarafı biz kesmiş bitmiş veririz. Diğer tarafı ise kesmiş sade zamanları veririz. Doğru cevap olsa B varyantı. After ile bir before'un tersiydi. Ona göre kesmiş bitmişi birinci tarafı after'den sonra veririm. Kesmiş sade de ikinci tarafı nedir? Veririm. Sonra nöbeti bir yetti. Sonra 11 var. Hem de bunun tercümesine de bir tane fikir verin. Yani tercüme ne tutabiliriz diye ki. Onlar emalathananı tamir edenden sonra o rahat göründü. Yani o gözelleşti tutarçı. Rahatlaştı. Yani birinci neyindiler? Tamir edildiler. Sonra da o gözelleşti. Emalathana gözelleşti. Yani birinci tamir edildiler diye onda birinci kesmiş bir zaman yazarım. İkinci kesmiş sade zaman yazarım. Ümumiyette ya da sen birinci bitmiş hadise baş veriyor. Sonra sade zamanla hareket var. Nasıl? Ona göre after'den sonraki tarafı ben birinci bitmiş zaman yazarım. Diğer tarafı da kesmiş sade zaman yazarım. Sonra 1, 7, 11 var. 11. 11'de de işte strawberries yani siyerlikler. Tiyaleler ele ucuzdur ki hemen anda. Biz gerek bu anda değil. Bu anda tiyaleler o kadar ucuzdur ki biz gerek bir kadar mürebbe hazırlayalım. Bakın buradan çıkacağımız varyant ne olabilir? Böyle değil de both end varyantını siler. Niye sileyim? Tam kaydı ne deseyim. Bir de not on the but also varyantı siler. Niye? Çünkü bayağıları bir şey dedim. Yani bunlar ne bağlayıcılar sayılır? Hem de bağlayıcılar sayılır. O zaman hem de not on the but olsun neyin ki hemsini demek. Neyin ki hemsini. Bunun bir tarafından ben tutar ki burada çip nedir? Sifatdir de düz mü? Bir tarafına sifat yazıramsa, bu tarafı sifat yazıramsa, onda bu bir tarafa da ne yazarım? Sifat yazarım. Ama da bu bir tarafı götürüp cümle yazmaram da. Düz mü? Ona göre and, both and, and not only but also varyantı uygunsuzdur. Bu varyantları silin geçsin. Sonra tip ucuz demeydi. Mügayesesi more cheap ya da cheaper şeklinde ikisi de olabilir. Bitkilerden daha ucuzdur. Biz mürebbet mürebbe hazırlamamıza nispeten tiyeleşler daha ucuzdur. Mənası cümle çıxır. Bu da yetkili. Əzəz kimi demeydi? Burada müqayisə aparan zaman, yani karşılaştırma aparan zaman işte. Yani tiyələkçilər deyirəm ucuzdur hal-hazırda. Məsələn, belə deyə bilərdim, belə bir cümlə. Ki, tiyələklər, məsələn, filan şey qədər ucuzdur. Strawberries as cheap as, tutaq ki, apples. Tiyələkçilər deyirəm almalar qədər, nədir, hal-hazırda ucuzdur. Yani almalar kimi hal-hazırda nədir, ucuzdur deyərdim. Bax, belənsi müqayisə aparan bilərdim. Əzəz də getdi, dəxilsiz var yəni. Amma so that yaza bilərəm mi? Yaza bilərəm. Rahatlıqla yaza. Yəni so that yazanda bu cümlə belə alınır ki, tiyələklər hal-hazırda elə ucuzdur ki mənasında burada zət verir. Elə ucuzdur ki, biz gərək mürəbbə hazırlayaq. Elə ucuzdur ki, gərək biz gərək mürəbbə hazırlayaq. So that yerə such that nə deməkdir? Elə ki deməkdir. Yəni nəticə göstərir, nəticə bağlayıcıdır. 11 getdi. Sonra növbətim. Suala baxım deyim ben. 12 deyim. 12-ciye baxaq. 12-də deyir ki, passive voice-da
olan doğru cümle seçin. Yani pasif pozitif doğru cümle seçmeliyim. Who brought tea and coffee to our country first? Yani bu cümleyi pasif pozitif çevirmeliyiz. Çay ve kahve tamamlığımızda, düz değil mi? Böyle olanda biz bunu neyinirdik? Özümüz yazırdı. Yazıram burada tea and coffee. Çay ve kahve. Brought hangi zamanda da burada? Geçmiş zamanda. Geçmiş zamanda ise onda was were'den istifade ederiz. Ama çay ve kahve iki tane and olduğu için was yerine ne yazsam orada? Were yazdım. Çünkü hafiften de ahı. Was yerine were yazdım. Were brought yazsam. Yani çay ve kahve getirildi. Ve bu aşağıdaki cümleler hamısı sual cümlesi olduğu için kömeksi beri buradan silip kabağa getirdim. Yani were'ı buradan silip karşıya getirdim. Were tea and coffee brought. Böyle bir varyant aktaracağım. Bu da hansı variantta var? A'da yoktu. B'de yoktu. D'de de yoktu. D'de de yoktu. Y'de de yoktu. Ne harda var? Hemen cevap C varyantında var ki çay ve kofi ölçemize ilk defa Çin tarafından getirildi. Sonra nöbet. Yani bu dediğimi ayrıntılı şekilde yazsanız emin olun ki doğru cevabı 100% tapacağız. 12 de yetti. 22'ye bakalım. Yirmi bizden ne soruşur? Düzgün negatif cümleler de istesin. Nice and ordu olabilir mi? Olar. Şimdi ne Abraham ne de Neli bu diyalekti bilmir. Doğru. İkinci de ki galeriye açık olmayacak ne pazar günleri ne de İsmail bayramlarında. Hemciz tamamlığımız, hemciz zevkliğimiz var. Burada and yok ne işlenmedi? Oruç işlenmedi. Çünkü burada inkardı. İnkardan sonra hemciz üzler arasında and yok oruç işlenmedi. Yani değişik galeriye ne pazar günleri ne de İsmail bayramlarda açık oluyor. Üçüncü variante geldiğinde not only but also neyin ki hemsini cümleleri inkara çevirmiyor. Not only but also cümleleri inkara çevirmiyor. Değişik onlar neyin ki evin çölünü hemsinin içerisini boyayacaklar. Neyin ki çölünü hemsinin içerisini boyayacaklar. Bu cümleler neyin inkar olduğu için? Kesin cümleler. Sonra dörtte var mı inkarımız var. He was sad. O meyusu değil. He couldn't get away too far. O çok uzağa gidebilmirdi. Çünkü çok uzağa gidebilmirdi. Couldn't get metodu. Yani cevabımız burada nedir? Bir ve dördüncü variantta. Buradaki to sizi aldatmasın. Buradaki to olduğuca uzak demektir. Sifat ve zarfın kabağında işlenen to. Tesliğde ve inkarda işlenebilir. Ama tesis cümle sonunda tesis to işlenseydi o sefer yaxşı. O daha da mənasını verecekti. Sonra 23 de var. Düzgün var ya da sesin. Burada neyse düzgün var ya şartta yazılsaydı ki düzgün mantıklı cahitten doğru varyantları seçin daha yakışı olan çünkü burada gramatika yoktu. It is not so useful değil. Bu ile faydalı değil. Oxumaq, kitap oxumaq faydalı değil. Çünkü teknolojiye inkişaf edin. Teknoloji inkişaf edip ona göre de kitap okuma faydalı değil, mantıksızdı. Sonra ikinciye geldikte de işte whatever you do, sen ne edirsen et, zahmet olmasa obey the laws, kanunlara tabi ol. Diyelim ne edirsen et, zahmet olmasa kanunlara tabi ol. Mantıklı cümledi. Bakmayarak demeye, no matter how dangerous the road is, yol ne kadar da tehlikeli olsa bile, you have to continue on your way. Sen yoluna devam etmelisin. Ha, bu artık səhvdir. Yani yol təhlükəlisə yoluna davam etməlisən. Yox, diqqətlə yani yolu keçməməlisən və s. olabilir. Ama bunu belə də düşünə bilər. Olsun bu cavabı mən götürməmişəm. Yol deyəndə məsələn həyat yolunuz və s. iş yolunuz deyirəm. Yolunuz nə qədər təhlükəli olsa belə motivasiya edirəm deyə sizi yolunuza davam etməlisiniz. Əslində belə baxanda düzgün. Yani burada da düzdür cavab. Sonra dördüncü yavaşsa you have to control. Sən kontrol eləməlisən və dəyişməlisən yağı maşının yağını, maşının mühərrikinin yağını deyip kontrol edip değişmezsin. Bu da mantıklı. Yani cevabımız 2, 3, 4'tü. Ama 2, 4 verilmeyene aldanmayın. Yine 3. variantta doğrudu. Sonra nöbeti. Bitti bu da.